Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebek patiği yapımı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü patik modelimizin yapımı o kadar kolay ki hiç örgü bilmeyenlerin bile rahatça yapacağı bir model. Bu patik modelinin bir özelliği var. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yapılmadan gördüğünüz gibi tek bir parça halinde örülerek bitiriliyor. Burada başlangıç kısmında bir ters bir düz lastik kullanırken alt bölümünde Selanik örgüyü kullanarak bu Selanik örgünün verdiği gevşeklikten esnemeden yararlanıyoruz ve patiğimizi elde ediyoruz. Patiğimiz esneme yapısına sahip olduğu için bakın ne kadar esnek bir yapıda. Selanik örgü çok esneyen bir örgüdür. 1 yaş 1,5 yaşa kadar çok rahat bir şekilde olacaktır. Hatta biraz daha kalın şiş kullanırsanız aynı sayılarda 3,5 numara şişle başlarsanız 2 yaşa da çok rahat bir şekilde olacaktır. Patiğimizin başlangıcı 38 ilmekle yapılmaktadır. Bir ters bir düz olarak önce lastik bölümünü ayarlıyoruz. Buranın daha yüksek olmasını istiyorsanız verdiğim ölçülerden daha fazla yapmanız gerekiyor. Sonrasında alt bölümünü hiçbir eksiltme alt artırma yapmadan Selanik örgü olarak devam ediyoruz ve en sonunda patiğimizin taban kısmını ve arka bölümünü dikerek tamamlamış oluyoruz. İpimden bahsetmek istiyorum. Alize Happy Baby 100 gramı 330 metre olan bir ip. Burası da renk numarası. Ben bu patiğimi 3 numara şiş kullanarak ördüm. Eğer 3,5 numara şiş kullanarak örerseniz aynı ölçüler dediğim gibi 2 yaş için çok rahat olacaktır. Biraz daha kalın ip kullanırsanız 3 yaşa kadar çok rahat bir şekilde aynı sayıları kullanabilirsiniz. Aynı kalınlıkta ip kullanmak istiyorsanız 3 numara şiş ile benim 38 ilmek olarak başladığım patik 46 ilmek başlayarak 3 yaşa kadar uygun hale getirebilirsiniz. Şimdi bu kolay ve zevkli patik yapımının nasıl olduğunu birlikte görelim isterseniz. Örgümün başlangıcını çift şiş ile yapıyorum. Şu başlangıç kısmının çok büzülmesini istemediğim için 38 ilmeğimi şişime takarak örgüme başlıyorum. İlmeğimi şişime taktıktan sonra bir tanesini çıkartıyorum ve hemen örgüme başlıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Aynı lastik başlangıcı yapar gibi bir düz bir ters şeklinde örgümüzü örmeye başlıyoruz. İlk sıramı tamamladım. İkinci sıraya geçtim. Aynı şekilde terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. İkinci sıramı da bu şekilde tamamladım. Bundan sonrasında aynı lastik ördüğümüz gibi ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz olarak örmeye devam ediyoruz. Ben lastik bölümünü tamamladım. Aynı şekilde bir ters bir düz örerek şekilde sayalım. Başlangıç sırasından düz ilmekleri sayarak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. İçerisindeki şişin içerisindeki takılı ilmekle birlikte 17 sıra. Şimdi bundan sonrasında Selanik bölüme geçiyoruz. Eğer bu kısım sizin için yeterliyse aynı uzunlukla yapabilirsiniz. Ama bunun biraz daha uzun olmasını istiyorsanız da bu 17 sırayı artırarak devam etmeniz gerekiyor. Şimdi bundan sonrasında şu anda bakın şu alt kısmı çizgi olarak görünüyor. İpim de sol tarafta. Başlangıç ipim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Ters ilmeğini normal olarak örüyorum. Düz ilmeğe gelince içerisine değil bir alt sırasına batarak örüyorum.
Ters ilmeklerimi normal olarak örüyorum. Düz ilmeklerimi ilmeğimin içine değil, bir alt boşluğuna batarak örüyorum. Herhangi bir artırma, eksiltme olmadan sadece lastikten sonraki bölümü Selanik örgü olarak devam ediyorum. Ters ilmeklerimi normal örüyorum. Düz ilmeklerimi içine değil, bir alt sırasına batarak örüyorum. Bir ters, düzleri bir alt sırasına batarak. Bir ters, düzleri bir alt sırasına batarak. Sıra boyunca ilmeklerimi Selanik örgüye çevirerek devam ediyorum. Bundan sonrasında örgümün devamını Selanik örgü olarak devam edip bitireceğim. Son kenar ilmeğimi de ters örerek ön yüzden tamamladım. Arka tarafa geçince aynı şekilde kenar ilmeğini aldım. Ters ilmeği normal örüyorum. Düz ilmeği içine değil, bir alt sırasına batarak örüyorum. Ters ilmeğimi normal örüyorum. Düz ilmeği içine değil, bir alt sırasına batarak örüyorum. Selanik örgünün hem ön yüzde hem de arka yüzde örülü şekli aynı. Ters ilmekleri normal olarak örüyoruz. Düz ilmekleri bir alt sırasına batarak örüyoruz. Sıramı tamamladım. Tekrar ön yüze geçince aynı şekilde kenar ilmeğini aldım. Ters ilmeğimi normal olarak örüyorum. Düz ilmeğimi bir alt sırasına batarak örüyorum. Bu şekilde bir alt sırasını batarak düz ilmekleri örmeye devam ediyoruz. Ben patiğimi Selanik bölümünde ördüm. Şu şekilde sayı sırasını vermek istiyorum. Şurası Selanik örgümün başlangıcındaki çapraz ilmekler. Buradan itibaren sayabilirsiniz. Bu çapraz ilmekleri yanındaki ilmeği birinci sıra olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, burası şişte takılı olan bölüm 19. sıra. Şimdi tekrar aynı şekilde başlangıç ipim sol tarafta kaldı. Örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi keserek patiğimi sonlandırıyorum. Bu şekildeki ilmeği birlikte alıyorum. İlmeğimi şimdi geri takıyorum. Sıra boyunca bütün ilmeklerimi kesiyorum ve patiğimi sonlandırıyorum. İlmeklerimi keserek sıra sonuna geldim. İlmeğim içerisinden ipimi geçiriyorum. Keserek bitiriyorum. Patiğimizin bitmiş şekli böyle tek parçalı bir görünüme sahip. Burası ön yüzü. Ön yüzünü üst üste gelecek şekilde ikiye kapatıyoruz. Ve bu lastik kısmından başlayarak şu kısmını dikiyoruz ve patiğimizi sonlandırıyoruz. Patiğimizin dikilmiş, bitmiş şekli böyle görünüyor. Bu patikte hiçbir eksiltme, artırma, kesme işlemi yapılmıyor. Sadece üst bölüm lastik olarak başlanılıyor. Alt bölüm Selanik örgünün verdiği gevşeklikten faydalanarak devam ediliyor. Şu şekilde bakın, arka dikiş bölümü topuğa gelecek şekilde ayak mankenine giydiriyorum. Ve tam ayağa saran çok güzel bir yapıya sahip patik elde etmiş oluyorum. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.